arkadaşlar tutarlılık ne demek öğrendik şimdi geçerliliğe bakacağız ki ÖSYM'nin bu denetlemeler konusunda en çok soru sorduğu soru geçerlilik olacak biz deriz ki tüm yorumları doğru olan önermeye geçerli önerme denir tüm yorumları doğru olacak tutarlılığı hatırlayalım bir tane doğru yorum bizim için yeterli tutarlı demek için ama geçerlilikte hepsinin doğru olması gerekecek hemen bir örnek üzerinde bunu kanıtlayalım P veya değil P önermesi geçerli midir diye sormuş. Hemen çizelgemizi yapalım. P'ye ihtiyacım var, değil P'ye ihtiyacım var ve sonuç olarak aradığım önermeye ihtiyacım var. P'ye doğru dedim. P doğruyken değil P yanlış olacak. P yanlışken değil P doğru olacak. P veya değil P tikel evetleme için bana ne lazım? Bir tane doğru olması benim için yeterli. Doğru veya yanlış doğru. Yanlış veya doğru doğru. Ne dedi tanımda? Tüm yorumları doğru olan önerme geçerlidir. Baktım iki tane yorumu var. İkisi de doğru. O zaman bu önerme benim için geçerlidir. Peki başka bir örnek üzerinde test edelim. P ve değil P önermesinin geçerli olup olmadığını sormuş. Çiziyorum. P'ye ihtiyacım var. Değil P'ye ihtiyacım var. Ve son olarak önermeye ihtiyacım var. P'ye doğru dedim. P doğruyken değil P yanlış. P yanlışken değil P doğru. Tümel evetlemede doğru olması için sonucun bana ne lazım? İkisinin de doğru olması lazım. Aynı anda bakıyorum doğru yanlışken yanlış, yanlış doğruyken yanlış. Ne dedi bana geçerli midir? Benim geçerlilikte aradığım şey ne? tüm yorumlarının doğru olması. Burada iki tane yorum var. İkisi de yanlış. O zaman derim ki bu önerme geçersizdir. Şimdi tutarlılıkla geçerliliği bir karşılaştıralım. Tutarlılık neydi hatırlayalım. Tek bir doğru varsa bizim için tutarlıdır. Geçerlilik neydi? Bütün yorumlarının doğru olması gerekli. Geçersiz bir önerme tutarlı olabilir. Elbette. Şimdi bakınız şu önerme doğru doğru yanlış doğru değerlerini almış. Bu geçersiz bir önerme mi? Evet. Neden? Bir tane yanlış değeri var. Benim için yeterli geçersiz olması için. Ama tutarlı mı? Evet. Çünkü tutarlılıkta bir tane doğru benim için yeterliydi. Dolayısıyla geçersiz bir önerme tutarlı olabilir pekala. Tutarlı bir önerme geçersiz olabilir. Bakıyorum önermeme. Tutarlı mı? Evet. Çünkü bir tane bile olsa doğru yorumu var. Geçerli mi? Hayır. Çünkü bir tane yanlış yorumlaması var. Dolayısıyla bu önerme tutarlı bir önerme olmakla birlikte geçersiz bir önerme. Geçerli her önerme tutarlıdır. Tabii ki. Neden? Geçerlilikte bütün yorumlarının doğru olması lazım. Tutarlılıkta bir tane doğru yorum benim için yeterli. Bakınız, bu hem geçerli ve dolayısıyla mecburen de tutarlı bir önerme. Tutarsız her önerme geçersizdir. Çünkü tutarsızlığın bir koşulu var. O da bütün yorumlarının yanlış olması. E bütün yorumlar yanlışsa zaten geçersizdir. Dolayısıyla tutarsız her önerme aynı zamanda geçersizdir. Evet, bunu biz klasik mantıkta öğrendik. Terimler arası ilişkiler konusunda anlattık. Bunu da tutarlılık ve geçerlilik konusuyla bağdaştıralım. Bakınız şurada bir küme var. Burası geçersiz elemanlar. Şurada bir küme var. Burada tutarlılık var ve geçerlilik var. Bunu nasıl yorumlayabilirim? Her geçerli önerme aynı zamanda tutarlıdır ama her tutarlı önerme geçerli demek değildir. Bazıları geçerlidir, bazıları değildir. Bazı geçersiz önermeler tutarlıdır, bazıları değildir. Bunu da böyle yorumlayabilirsiniz. Belki karşınıza böyle bir soru gelebilir ÖSYM tarafından. Müzik